Herkese merhabalar, sevgili dostlar, sevgili arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Bu sabah sizlerle birlikte sukulentlerimi ve kaktüslerimi hep birlikte kontrol edelim istedim. Ben her gün mutlaka kontrol ederim arkadaşlar. Benim böyle bahçede acem halısı da deniyorum buna ama bir değişiktir arkadaşlar. Biri pembe, biri de sarı renk açıyor. Bunlar da kışın hep benim bahçemdeydi. Şimdi baharla birlikte canlanmaya başladılar ve videomun başında da bu güzelliklerimi sizinle göstermek istedim. Bir de bakın Belçika'da bu tarz duvar sistemi var arkadaşlar. Zaten videolarımda görüyorsunuzdur. Böyle bu çitler var ya, bu çitlerin daha kalın. Türkiye'de de var bu çitlerden ama bunlar biraz daha kalın demir. Bunların içine böyle bu taşları dolduruyorlar. Bu şekilde duvarlar oluşuyor. Bu arada buraya da bir kaktüsümü çıkarttım ama bunu koruma altına alıyorum. Çünkü yanmasını istemiyorum sevgili arkadaşlar. Çünkü bunlar salondaydı ya, şimdi birden çıkartırsam lekelenecekler, yanacaklar arkadaşlar. Bu kapaklarımı da artık garaja alabilirim. Çünkü sabah açıp akşamları kapatıyordum donmasınlar diye. Bakın benim güzellerim burada. Güneşleniyorlar. Saatlik çıkarttığımı söylemiştim size. Şimdi burada sabah güneşini alacaklar. Sonra güneş öbür tarafa geçecek ve bunları da güneş lekesinden korumuş olacağım. Bunları da anlatacağım size arkadaşlar. Bu güzel bir özel bitkiler benim Türkiye'deyken vardı. Türkiye'deyken olup burada olmayan türlerimi burada da edinmeye çalışıyorum. Söylemiştim size ve gördüğümde kaçırmıyorum. Şöylemize Pulvinata ile başlayalım. Arkadaşlar biraz da gölgem gelsin. Güneş var bugün. Benim bu büyük saksı bebeğimi görüyorsunuz. Geçen sene bunu daha küçüktü. Yani 15 santimlik bir saksıdaydı arkadaşlar. Şu anki saksının çapı 35 santim falan. Türkiye'ye gelmeden önce de ne demiştim? Bundan bir çelik keseceğim, çekiliş yapacağım arkadaşlar. Bendeki türlerden de. Bakın renkleniyor, büyüyor. Daha da büyüdü arkadaşlar. Bakın gelişti, daha da büyüdü. Dediğim gibi sukulentler dış mekan bitkisi olduğu için de ne oluyor? Daha çabuk serpiliyorlar dışarıda. Bakın benim ortancam vardı ya, hani size anlatmıştım. O da tomurcuklandı. Burada da bakın bu kaktüsümde, bunu gece içeri aldım çünkü çok narin bir kaktüs ve güneşlenmek için de çıkarttım. Bu mevsimlerde nadir türlerimi bu şekilde, nadir ve narin türlerimi bu şekilde koruyorum arkadaşlar. Bakın benim setosam, muhteşemim benim. Bu da çok güzel. Hepsini çok seviyorum. Şimdi güneş geldiği için belki parlamalar olabilir ekranda ama sıkıntı değil. Ben sizlerle bu kontrolümü paylaşmak istedim. Kontrol ediyorum çünkü. Bazen salyangoz tarzı böcekler gelirse de biliyorsunuz ben hep şu mavi, hani şu mavi minik minik şeyler var ya, onlar hep salyangoz ve sümüklü böcekler için ve tırtıllar için ilaç arkadaşlar. Bu bronze bildiğiniz gibi. Kontrolümüze devam edelim. Bu saksımızda da bir şey yok. Baldelerim ve bronzelerim burada. Büyüyorlar. Bunların hepsi bizim için bir mutluluk ve iyilik sebepleri. Herkes bir şekilde hobileriyle uğraşıyor. Bizim hobimiz de bu. Kimimiz mesela yoga yapıyor, kimimiz de çiçeklerini büyütüyor arkadaşlar. Arkadaşlar hobi sahibi olunca insan hiçbir zaman panik atak ya da diğer işte psikolojik sorunlarına sahip olmaz. Önemli olan bir hobiye sahip olmanız arkadaşlar. Bir yerden başlamaktır. Ben biliyorsunuz birçok hobiyi hani yapıyorum. Yapmaya da çalışıyorum. Nacizane elimden geldiğince. Bu güzellikleri de hep size diyorum ya videolarımda. Hani yıllardır bunlarla birlikteyim ben. Türkiye'deki videolarımı da izliyorsunuz. Kanalıma attım. Siz şu anda onu izlerken ben de bu çekimimi alacağım. Bakın arkadaşlar bu bebişlerim burada böyle böyle yaşıyorlar. Kimileri yavruluyor. Bakın benim şurada debim var. Onu da size göstermeye çalışayım. Görüyorsunuz bakın bu da yavruluyor buradan. İnşallah Türkiye'ye gittiğimde de yine beğendiğim güzel türleri getireceğim arkadaşlar. Yani getirmekte bir sıkıntı yok. Bana sorular geliyor. Avrupa'daki arkadaşlar hani getirebilir miyiz diye. Arkadaşlar hobiniz varsa getirebilirsiniz. Ama bir türden 10 tane, bir türden işte ne bileyim 25 tane ya da bir türden 5 tane şeklinde getirirseniz olmaz arkadaşlar. O ne olur? Bu sefer ticaret yapıyormuşsunuz gibi bir algıya sebep olur. Bakın benim bu aranjmanımdaki bankım görüyorsunuz. Bu da güzel güzel burada yerini aldığı gibi. Diğerleri de bu şekilde duruyor hala sağlamlar. Sağlamda kalacaklar. İnşallah diyelim. Allah bir şey vermesin, dolu molu Allah korusun.
nazar değmesin. 41 kere maşallah deyin lütfen diyorsunuz biliyorum da yine de böyle çekim yaparken de bunları da dile getiriyoruz hepimiz. Bakın benim aranjmanım da bu şekilde. Bunun da kontrolünü yaptık. Şurada bir türüm var. Ona da bir bakalım sizinle. O da güzel. O da büyüyor. Bazen çekim yaparken arkadaşlar şey oluyor. Mesela yan komşum çok sık çim biçer. Burada çim biçmek çok meşhur arkadaşlar. Yani neredeyse her gün çim biçen var. Yani diyeceksiniz ki niye böyle? Ya belli bir santimde tutuyorlar arkadaşlar. Yani alışmışlar burada. Yani dar dur her gün. Yani bazen gecenin 8'inde. Yani diyorum ki Allah'ım diyorum ya ne çim varmış. Biç bitmedi. Neyse bunu da dile getirdikten sonra. Bakın bakınız şurada çok güzel bibişler var. Görüyor musunuz? Artık Belçika'da da hava güzelleşti. Bahar geldi buraya. Her şey coştu, tabiat coştu, toprak ana bereketini sunmaya başladı. Ben sabahları erken bir kalkan bir insanım. Mesela kaç gibi kalkıyorum derseniz. Burada mesela en geç 6.30'da kalkmış oluyorum. Güne erken başlıyorum. Ve yani bu şekilde alıştım arkadaşlar. Çalışma hayatından dolayı da bu olabilir böyle belki ama. Yani geç vakte kadar da oturamıyorum. Belli bir saatim var. Arkadaşlar bir de şunu söyleyeceğim bakın. Biliyorsunuz benim kişisel gelişim uzmanıyım ayrıca. Yaşam koçuyum, uluslararası yaşam koçuyum öyle söyleyeyim. Şunu diyecektim. Mesela çok geç yatmak da arkadaşlar insanları depresyona sokar. Lütfen bu dediğimi de unutmayınız. Düzenli uykuya ya da düzenli yatıp saati, uyku düzeni olan insanlar kolay kolay depresyona girmezler arkadaşlar. Bunu da söylemek istedim size. Bakın sizlerle birlikte kontrollerimizi yapıyoruz. Bunları Beringen'den almıştım, söylemiştim sizlere. Bunlar da inşallah buraya alışacaklar. Alışıyorlar. Daha ekmedim gördüğünüz gibi. Bu şekilde tutuyorum. Ve benim bu görüyorsunuz Urla Pink'im yine. Hepsini şu anda sizinle birlikte yavaş yavaş kontrol edelim. Bir de burada çok fırtına rüzgarı oluyor arkadaşlar. O yüzden ben ne zaman bebek yapraklarımı saksılara dizsem onları ben bahçenin öbür ucunda bulduğum da oluyor. O nedenle bazen bebek saksılarımdakileri hani gelişi güzel görebilirsiniz ama inanın yani ben hep söylüyorum ya size buradaki fırtına Türkiye'de olsa arkadaşlar yani Allah göstermesin. Hani çok da yorum yapmak istemiyorum ama burada binalar da çok sağlam yapılmış. Öyle uçan çatı matı falan duymuyoruz da genelde burada ağaçlar çok büyük olduğu için arkadaşlar şey oluyor. Ağaçlar devrilebiliyor yola mesela. Belediye de hemen gelip onları toparlıyor, kesiyor falan filan. İşte bakınız hep bu şekilde. Benim bakın bu da yakut kolyemde artık güneşi görünce canlandı. Biliyorsunuz bundan birkaç dalda bizim sevgili Meri'ye göndermiştim. Onunki de inşallah böyle yeşillenmiştir. Çünkü bu yeşillenmesi de hani güneşi gördüm artık ben uyandım büyüyorum Nilüfer'cim diyor. Yani bunlar bizim hep böyle güzellerimiz. Onu anlatıyordum arkadaşlar ben hani çok eskiden beri bu hobim var. Ve videolarımda da size bölüm bölüm Türkiye'deki bahçemden görüntülerini koyacağım. Instagram sayfamda daha detaylarını görebilirsiniz. Daha güzel, daha içerikli resimler var. Onları da inşallah görüntülerini alıp sizinle de paylaşırım. Yani merak ederseniz Instagram sayfama da bakabilirsiniz. Evet, bakın ben böyle bir de şunu anlatacağım size arkadaşlar. Ben Türkiye'de, mesela bana gelen yorumlarda da var bu konu. Bu konuya da değinmek istedim. Benim Türkiye'deki bahçemden arkadaşlar bir sukulentim, bir kaktüsüm, bir tane de bu opuntia, onu da ayrı söyleyeceğim. Hepsinin durumu farklı bunun. Başına gelenleri anlatayım size. Bakın bu hikayemi de dinleyin. Sizlerin başına geldiği gibi benim de başıma geliyor arkadaşlar. Geldi. Daha doğrusu burada değil. Türkiye'de başıma geldi. Burada arkadaşlar kimse kimsenin bahçesine girip kimse kimsenin ne çiçeğini çalıyor ne de farklı bir şey oluyor. Çünkü burada herkes de var zaten ve çok uygun fiyata herkesin ulaşabileceği fiyatlarda. 2 sene önce Kurban Bayramı'ydı arkadaşlar. Covid başlamıştı. Türkiye'deydim ben o zaman. Ve çok sokağa çıkma yasakları vardı biliyorsunuz. Bayram günü işte biliyorsunuz herkes Covid'den dolayı üzgün. Ben de yine sabah çıktım böyle bahçemi kontrol ediyorum. Bir tane benim Agavoides Romeum vardı arkadaşlar. Ve bahçede yerde ikiliydi kaktüslerimin arasında.
Ben her sabah kontrol ediyorum ya, o kadar çok sükülent kaktüsüm vardı ki. Yani benim bu sabah gördüğünüz bölüm 1 videom sadece %10'udur yani. Arkadaşlar benim de yan tarafta komşum vardır. Sağ olsun Tülay'cığım. Beni her zaman arar eder, mesaj da atar. Hatta akşam da sağ olsun mesaj atmış. Onu da çok sevgiyle selamlıyorum. Öpüyorum arkadaşım seni. O da yan tarafta bahçesinde. Bizim yan yana çünkü bahçelerimiz. Ben böyle kontrol ederken tabii dedim ki Allah'ım dedim, benim buradan dedim agavoydu suramıyor mu söküp çalmışlar ya dedim. Sen Tülay bir başladı kahkaha atmaya yan bahçeden. O bahçedeymiş, o da sabah erken kalkar. Ben bilmiyordum onun bahçede olduğunu arkadaşlar. Bir kahkaha mı, tamam mı? Kız Nilüfer dedi, o kadar saksı, o kadar bitki arasında. Sen bunu dedin, nasıl gördün dedi ya. Nasıl aklında tutuyorsun? Arkadaşlar biz hepimiz bunların sayısını, adedini, saksısının rengini, hikayesini o kadar aklımızda tutuyoruz ki unutmamız imkansız yani. Böyle bir sevgi bu. Dedim ki ah ah Tülay'cığım dedim. Ben dedim hangi saksıyı, hangi saksıda hangi adet var, bir saksıda kaç kök var, hatta bu saksıyı ilk nereye, bahçemin neresinde konumlandırmıştım, daha sonra neresinde konumlandırdım. Ben dedim bunları bir aklımda tutan birisi olarak bahçeden dedim değil bir kök, yani bir küçük yaprak kaybolsun ben bunu dedim bilirim. Envanterini aklımda tutarım. Bir güldü, bir güldü. Herkese de anlatır. Hala da anlatır. Her gittiğimde Türkiye'ye kız Nilüfer hatırlıyor musun? Bayram günü diyor. Biz diyor üzülmüşüz sen. İşte diyorsun ki ah benim sukulentimi buradan sökmüşler. Bir de diyor aklımda da tutmuş diyor. Tutarım. Yani hepimiz tutuyoruz da böyle de anılarımı da sizinle arada paylaşmak istiyorum. Neyse bu bitti. Arkadan bir hafta sonra arkadaşlar bakın. Hadi o çalındı dedim, sağ olsun Bursa'dan bir çiçekçi bana göndermiş. Çünkü benim o zaman ben Facebook sayfalarında da aslında arkadaşlar arada giriyordum, o gruplarda vardım. Ama sonra çok vaktim kalamadı arkadaşlar, yetişemiyorum Facebook'a da. Facebook'a da çok aktif giremiyorum ama bazı gruplarda varım. Bazı kişiler beni Facebook'tan da hatırlayabilirler tabii. Bu da bakın diğer baldim. Neyse. Ben dedim ki resim çektim. Ah dedim bakın arkadaşlar benim buradan agavoydu suramayom çalınmış. Eğer satan varsa satılık almak istiyorum deyince sağ olsun Bursa'dan bir çiçekçi bana göndermişti. Plant Türk. Ona da çok teşekkür ediyorum tekrar. Ben de bahçeme ekmiştim onu sağ olsun. Ve sonra arkadaşlar bir hafta sonra ne oldu biliyor musunuz? Benim bir kaktüsümü saksıdan söküp çaldılar. Bu da yine Türkiye'deki bahçemden oldu arkadaşlar. Oh de onu da gittim. Sonra arkadaşlar benim bir hafta sonra da başka bir kaktüsüm, Opuntia'm vardı, bu Opuntia rufida. Onu da arkadaşlar kulaklarını koparıp muhtemelen şöyle bir şey oldu. Ben bahçeye herhalde çıkmaya niyetlendim arkadaşlar ve bahçeye çıkma sesimi duyunca kaçtı gitti. Çünkü alamamış, yerde buldum ve 2-3 kulak şey olmuştu, Opuntia'nın yere düşmüştü. Köküyle birlikte de saksının yanına düşmüştü arkadaşlar. Bunu da bu şekilde bir anım oldu arkadaşlar. Hiç unutamam bunları. Ve hep şöyle olur. Hani bahçenizden çalan ve sizden istediklerinde sizde mesela bir kök vardır. Ya işte şuradan bir dal kırsana derler. Halbuki sizin için o çok değerlidir. O anda şey yapamazsınız. Yani vermek istemezsiniz. Bu çok normal. Bu sizin özeliniz arkadaşlar. Sizin çiçeğiniz. İster verirsiniz, ister vermezsiniz. Ama işte maalesef sizin bu hobinizi anlamayan kişiler de ya böyle kötü söz söylerler ya da böyle işte bir şeyler derler falan filan. Ama ben mesela dağıtıyordum. Çünkü zaten hani yapraktan da çok üretildiği için, benim kaktüslerim de çok yavruladığı için arkadaşlar. Hani ben böyle tercih ediyordum. Diyordum hani size, hep komşularıma sürprizler yapıyordum. Onların bahçelerine mesela saksıları ekip ekip bırakıyordum. Çok mutlu oluyorlardı. Ben böyle birisiydim. Sürpriz yapmayı da çok severdim komşularıma. Onlar da hiç altında kalmazlardı arkadaşlar. Mesela benim yine bir doktor komşum vardı Canan, sağ olsun. Çok yoğun çalışırdı. Onun bitkilerini de sulardım ben. Ah Nilüfer'cim derdi, sen buradasın ya diyordu. Benim diyordu tatile giderken hiç gözüm açık kalmıyor. Onun bahçesindeki çiçeklerini de sulardım. Dökülenleri, şey yapanları böyle toparlardım. Ondan sonra o da bana şey yapardı mesela. Ben ona çiçek veriyordum ya, bahçesine bakıyor dedim ya. Mesela onun böyle diyelim, hani bunları size samimiyetten anlatıyorum arkadaşlar. O böyle Sakarya'ya gidip çok sevdiği bir dondurmacı vardı orada. Kendini alırken bir kilo da bana getirdi böyle. O da bana böyle güzel iyilikler yapardı. Bakın arkadaşlar, biz böyle iyilikler yaptıkça insanlar bize iyiliklerle geri döner. Kötülük yaparsak kötülüklerle döner. Ben mesela bu kanalımda size
nasıl diyeyim, sırf video çekmek için eğer denemediğim bir yöntemi ya da hani kendimin uygulamadığı bir yöntemi eğer size anlatırsam arkadaşlar, ne olur benim vicdanım sızlar ama ben size hep yaptığım şeyleri anlatıyorum. Nereden aldığımı söylüyorum, kimlerden aldığımı söylüyorum. İsimlerini de anlıyorum, videolarımda görüyorsunuz. Çünkü bu bir vefadır, bu bir gönül borcudur. Bakın arkadaşlar, bunu da bana sevgili Gülsüm Haldız arkadaşım göndermişti. Geçen Ocak ayında Türkiye'ye gittiğimde sağ olsun bana bir kutu hazırlamış, annesine bırakmış. Nilüfer'cim dedi, anneme bıraktım git al. Biz yine böyle Instagram sayfasından tanıştık Gülsüm'cümle. Bana da İzmit'teki evime de çok yakın annesinin evi. Öyle bir denk geldi ve biz böyle arada takas yapıyoruz Gülsüm'cümle. Ha, onu da hatırlatayım size. Bakın lafı gelmiş, yeri gelmişken arkadaşlar. Ben Türkiye'deyken mesela ilk bu hobiye başladığımda sevgili ev hanımlarıyla takas yapıyordum mesela. Bende olan bir türle onda olan bir türü, ki fazlaysa tabii. Diyordum ki bende bu tür yok, bana takas yapar mısınız diyordum. Seve seve takas yapıyorlardı benimle. Bakın arkadaşlar, bu çiçekleri de kopartacağım. Artık açtılar. Çiçeğini gördüm nasıl bir şey olduğunu. Şu alt yaprakları da yatıracağım arkadaşlar. Sizinle de bu sabah sukulentlerimi ve kaktüslerimi kontrol etmiş olduk. Ve birazdan da dışarı çıkacağım arkadaşlar. İnşallah oradan da sizlere bir video çekeceğim. Japon bahçesine gideceğim arkadaşlar. Burada Belçika'da Japon bahçesi var. Büyük de bir bahçe olduğu söyleniyor. Giden arkadaşlar o şekilde anlattılar. Bana da bu geziye katılmam rica edildi. Ben de katılacağım. Hani gitmişken de size bir video çekeyim. İsterim sizler de görün. Arkadaşlar, benim agavelerim var demiştim ya. Bunların alt yaprakları biraz dondu ama agavelerim de böyle desenli arkadaşlar. Mor üzerine yeşil. Diğeri de daha farklı aslında. Diğeri de çilli. Onu da göstereyim. Bu bakın harika, müthiş yaprakları var. Alt yapraklarını. Bu da buraya alıştı arkadaşlar. Bakın bu tropikal Afrika'dan gelmiş bu. Alıştırdım bunu da. Gördüğünüz gibi alt yapraklarını yolacağım. Seneye daha güzel bir formda olacaktır. Diğerini de size yavaşça yavaş giderek göstereyim. Çünkü bazen videolarda böyle hızlı çekim olunca arkadaşlar insanların başı dönebiliyor. O yüzden ben mümkün olduğunca yavaş yavaş çekmeye çalışıyorum. Arkadaşlar bakın. Bunun da bakın desenleri böyle. Bakın bu böyle çilli. Diğeri daha bütün mor mor desenleri var. Bunun da böyle bir deseni var. Evet arkadaşlar, bugün sizlerle birlikte benim bu güzel çiçeklerimi kontrol ettik. Sukulentlerimi, kaktüslerimi. Bakın dediğim gibi bunu da size daha sonra anlatacağım. Bu da güzel bir türdür. Kanalıma abone olmayan arkadaşlar, abone olup beğeni ve yorumlarınızı yazarsanız ve bildirim zilinizi açarsanız çok çok memnun olurum. Görüşmek üzere, kendinize iyi bakın, hoşça kalın, sevgiler, saygılar.